Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış bir restoranda düzenlediği basın toplantısında Karpuzatan bölgesindeki canlı hayvan borsasının hem fiziki olarak hem de kapasite olarak kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Kayseri'nin Türkiye'nin önemli et ve et ürünleri üretim merkezlerinden olduğunu işaret eden Bağlamış, kentte yeterli ve ulusal anlamda hayvan pazarı olmamasının üreticiler açısından çeşitli sıkıntılara yol açtığını belirtti. Bu nedenle canlı hayvan borsası ve pazar yeri projesini hazırladıklarını dile getiren Bağlamış, canlı hayvan borsasının Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı mahallesinde kurulacağını ve yaklaşık 6-7 milyon liraya mal olacağını kaydetti. Canlı hayvan borsası ve pazar yeridir. Biliyorsunuz ki ilimiz et ve et ürünleri üretim merkezlerinden birisidir. Kayseri olarak et ürünleri üretiminde önemli bir yer sahibiz. Ancak ilimizde yeterli ve ulusal pazara hitap edecek bir hayvan borsası yoktu. Ve üreticilerimiz bu anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Yapacağımız bu proje ile birlikte Kayseri'miz tedarik sürecinden üretim sürecine kadar tüm süreçlerin bütünleştirileceği bir hayvancılık merkezi olacaktır. Yani besinlik hayvan üretimi ve üretilen hayvanın pazarlanması, mezbahacılık faaliyetleri ve daha sonrasında kavurma, pastırma, sucuk gibi nihai ürünlerin ortaya çıkacağı kompleks bir hayvancılık merkezi konumuna geleceğiz. Alım satımların borsamızın kontrolünde gerçekleştirileceği, kayıt altına alınacağı bir sistem kuracağız. Projenin besicilerimize kazandıracağı büyük avantajlar da olacaktır. Bunun yanı sıra kayıt dışılığında önüne geçilmiş olacaktır. Yine en önemli avantajlardan birisi de fiyat dengesi olacaktır. Pazar olmadığı için fiyat dengesi Kayseri'de yapılamıyordu. Borsamızın pazarıyla birlikte üreticilerimizin önünü görebileceği dengeli bir sisteme geçilecek. Diğer bir avantajı ise üretimin artırılması, üreticilerimizin pazara kolay ulaşımı ve fiyat öngörülebilirliği nedeniyle üretim artacak ve Kayseri besicilik hayvan üretiminde en ön sıralarda yerini alacaktır. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler de bu sürecin sağlıklı yürütülmesi adına hem üretici hem de tüketicinin yanında olacak bu sistemin de garantörü olacağız. Kayseri Ticaret Borsası yönetimi olarak göreve geldikten sonra yaptığımız çalışmalarda Kayseri hayvancılığının böyle bir ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Ve gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra proje çalışmalarına başladık. Proje hazırlanmasından önce Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli hayvan borsalarını detaylı bir şekilde gezdik ve yerinde inceledik. Oralardaki eksikleri tespit edip bizler daha modern bir proje haline getirdiğimiz bu hayvan pazarı projesini hazırlattık. Projenin yapılacağı bölge Kayseri Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesindedir. Arazinin tapusunu kurumumuz tarafından bedelini ödeyerek devralmış olup toplam 7688 metrekaredir. Burada bir detay daha vermek istiyorum. Hayvan pazarının sergi alanı ve idari binası 1268 metrekareden oluşmaktadır. Küçük baş yara açık patok 738 metrekareden oluşmaktadır. Yine yara açık patok bir diğer patoğumuz 738 metrekareden oluşmaktadır. Bir diğer patoğumuz, üçüncü patoğumuz ise yine 738 metrekareden oluşmaktadır. Hayvan dinlenme yani misafir edeceğimiz yer ise 559 metrekareden oluşmaktadır. Yem deposu ve misafirhanede 243 metrekareden oluşmaktadır. İlimize ve borsamıza yakışanı düşündüğümüz bölgemizin en büyük canlı hayvan borsasını ön projelendirme safhasını tamamlayarak yapım aşaması başlatılması haline gelmiştir. Canlı hayvan borsamızda hayvan satış yerleri, üreticilerin ve borsa yetkililerinin kullanacağı idari bina, üreticilerin kullanacağı sosyal donatılar, hayvan satışı için gelen üreticilerin hayvanlarını aynı gün satamadığı takdirde hayvanlarının barınacağı yer ve hayvancıların da konaklayacağı pansiyon planlanmıştır. Canlı hayvan borsamız 1500 büyükbaş hayvan ve 1000 küçükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. 80 kişilik modern satışların yapılabileceği mezat salonu, yine geleneksel satışların yapılabileceği satış alanlarına da sahip olacaktır.